filmle ilgili bir gündem var şu anda. Öncelikle oradaki bulunan Mehmetçiklerimize kazasız belasız ülkelerine dönmelerini diliyoruz. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Tabii aslında şu anda bütün medya, kamuoyu sadece bir anlamda bilgilendiriliyor. Sadece bir bakış açısıyla baktırılmaya çalışılıyor. Ama buraya nasıl geldiğimizi kimse sorgulamıyor. Öncelikle onun altını çizmek lazım. Buraya nasıl geldik? Türkiye neden bu duruma düştü? Onu da sorgulanması gerekiyor. Türkiye 2011'de uyarmıştık, 2010'da uyardık, 2011'de uyardık. Ama maalesef hükümet kendi anlayışından dolayı, kendi yanlış anlayışından dolayı hem Orta Doğu hem Türkiye'yi kan gölüne çevirdi. Bunun altını çizilmesi gerekiyor. Yanlış bir Suriye politikası, geldiğimiz noktaya 180 derece dönülen bir politikayla maalesef burası bir ateş gölüne döndü. Türkiye hiç olmadığı kadar terörü yaşandığı bir ülke oldu. Bunu da altı çizilmesi gerekiyor. Suriye politikası yanlışını altı çizilmesi gerekiyor. Tabii bir tarafta orada kendi canlarını feda eden askerlerimiz var Afrin'de. Bir tarafta bu konuda Türkiye'nin bütünlüğü için, varlığı için kendi canını hiçe sayan askerlerimiz var orada. Bunları kimse görmüyor, kamera görmüyor. Ama bazıları evcilik oynuyor. Türkiye hiç olmadığı kadar komik duruma düşüyor. Bilal Erdoğan hangi vasıfla giriyorsa bir savaş odasında savaş yönetiyor. Sanki elcilik oynuyor. Askeri yapmamışlar, savaş yönetiyor. Böyle bir rezillik, böyle bir kepazelik olmaz. Damadı orada sanki babalarının çiftliği. Sanki babalarının çiftliği. Bir tane insan da kalkıp buna tek gösteriyor. Sen kimsin kardeşim? Sen kimsin? Asker misin? Sen nesin? Komutan mısın? Askerliğini yapmamış. Bu ailede askerliğini yapan bir adam yok burada. Memlekete şehadet anlatıyor. Ulan sen oğlum çocukların askerliği yapmamış. Senin çocukların askerliği yapmamış. Askerliği yapmayan adam şu resme bakın arkadaşlar. Bilal olan savaş yönetiyor. Savaş odasında. Böyle bir kepazelik olur mu? Hiç girilmemesi gereken bir yere, devletin sırlarının olduğu bir yere Bilal Bey giriyor. Kimsin sen? Hangi vasıfla giriyorsun? Nesin sen? Böyle bir kepazeli Türkiye maalesef bu dönemde yaşıyor. Maalesef Türkiye bir yaşanan süreçte bu Afrin'i ayrı koyarsak yaşanan süreçte tam bir çadır devlet durumuna gelmiş durumda. O halle yönetilen bir ülke, o hal rejimiyle yönetilen bir ülke, 1,5 yıldan beri o halle yönetiyor Türkiye. Hukuk askıya alınmış durumda. Kimsenin can ve mal güvenliği yok. Her istediğini cezaevine atıyor, her istediğini mal varlığına koyabiliyor. Herkesi o halde ve kanun hükmünde kararnamelerle terbiye etmiş durumda. Hiçbir dönemde olmadığı kadar 12 Eylül'de yaşanmayan şeyler yaşanıyor. Tiyatro oyunları yasaklanıyor. Barış Atay'ın tiyatrosu yasaklanıyor. Ve değerli arkadaşlar, sadece tiyatrosu değil, her türlü etkinliği yasaklanıyor. Türkiye komik duruma düşüyor. Şarkı söylemek yasak, sokağa çıkmak yasak, tiyatro yasak, yasak olmayan bir şey yok. Hiç kimse kendi anayasaldan kaynaklanan hakkını kullanamıyor. OHAL rejimi nedeniyle kullanamıyor. Bakın, OHAL nedir dediğimizde önce millete karşı ilan edilmedi dendi ama OHAL tam da millete karşı ilan edildi. Tam da muhaliflere, hakkına, herkese ilan edildi. Biz diyorduk bu herkese etkileyecek. Bakın, OHAL nedir? O hal Malatya'da Doğanşehir'li tütün üreticisinin sokağa çıkamamasıdır. Coplanmasıdır. Biber gazıdır. Taşeron işçi için nedir? Taşeron işçi için de verilmeyen kadrosunu mahkemeye taşımamaktır o hal. Kadınlar için o hal, muhalifler için o hal, memurlar için o hal, değerli arkadaşlar o hal maalesef Türkiye bir çadır devleti durumuna düşürmüştür. Hukuk askıya alınmıştır. Bakın, Anayasa Mahkemesi'nin kararı tanınmamaktadır. Anayasa Mahkemesi'nin kararını alt mahkeme uygulamamaktadır. Kapatın. Eğer onlarda onur varsa Anayasa Mahkemesi üyelerinde istifa etsinler. İstifa etsinler. Hiç kimsenin, tekrar söyleyeyim, hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Nereye başvuracağız bir sorunumuz olduğu zaman? Hukuka değil mi? Hukuk nerede? Sarayda.
saraya teslim olmuş durumda. Hukuk, yargı. Bir an önce o halin bitmesi gerekiyor. O hal olduğu sürece Türkiye demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Parti olarak o halin kaldırılması için her türlü mücadele vereceğimizin bilinmesini istiyoruz değerli arkadaşlar. Türkiye maalesef kötü yönetiliyorduk. Bakın değerli arkadaşlar, her açılan yerde pislik fışkırıyor. 2018 yılında 115 tane kız çocuğunun hamileliğinin gizlendiği ortaya çıkıyor. Sadece bu bildiğimiz. İfadelere göre aynı hastanede yaklaşık 250 tane çocuk, 250 tane çocuğun, 12 yaşında, 11 yaşında çocuğun hamile kararak doğum yaptığı söyleniyor. Yetkililer ne yapıyor? Cumhurbaşkanı ne yapıyor? Bay Kemal diyor. Bu kadar kepazelik var, bu kadar rezillik var. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Yüzlerce çocuk, bebek hamile kalıyor. Onların kayıtları gizleniyor. AKP'nin gündemine Bay Kemal. CHP. Allah kahretsin böyle bir şeyi. Herkesin utanması gerekiyor. Devlet, değerli arkadaşlar, devlet artık cemaat devlet olmuş durumda. Bunu herkes bilsin. Bakın, İsmail Ağa cemaati resmen devletin protokolüne giriyor. İsmail Ağa cemaati. Ensar Vakfı. Nereye giriyor? Devletin protokolüne giriyor değerli arkadaşlar. Türkiye bunu duymuyor. İsmail Ağa cemaatinin Ensar Vakfı'nın ne işi var kardeşim? Malatya farklı mı? Malatya farklı değil. Malatya'da bir cemaatler yönetiyor. Nerede bir siyasette bir yere gelmiş varsa, Büyükşehir Belediyesi'nde diğer belediyeye kadar bir kurum tarafından yönetiliyor. Bütün kamuoyu biliyor bunu. Her türlü ayrıcalık tanınıyor bunlara. Bakın Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu binalara bakın kimlere vermiş. TÜRGEV'e, Bilal Erdoğan'ın vakfına bedava veriyor. Ensar Vakfı'na bedava veriyor. Meşale'ye bedava veriyor. Öyle mi? Şimdi bir tane burada, kardeşim sadece siz yaşamıyorsunuz ki. Bir ADD'ye ver bir şeyi. Bir tane ADD'ye ver.